Dün içerisinde trafik sıkışıktı. Teknomed'den buraya gelemedim, yani biraz geç kaldım. Bugün Unity 3D ile Android tabanlı oyun geliştirme konusunda biraz konuşacağız. Daha önce Unity'yi duyan var mı aranızda? Seviyoruz. Seviyoruz, daha güzel kitle. Şimdi ilk önce isterseniz size biraz şeyden bahsedeyim. Şu ayarlamaları yaparken. Ben kimim ondan bahsedeyim. İsmim Berkan Uslu. Holograph Oyun Stüdyosu isminde bir firmanın kurucusuyum hem de çalışanlarından biriyim. Bu stüdyoda biz normalde ilk başladığımızda Boğaz Harbi isimli bir oyunla başladık. Hala da devam ediyor. Boğaz Harbi'ni duyan var mı aranızda? Böyle de bunu da duymanız güzel. Şimdi Boğaz Harbi bizim ilk oyunlarımızdan bir tanesiydi. Yani ilk başladığımız işlerden bir tanesiydi. Bir First Person çıktı. Çanakkale Savaşı'nın 3 boyutlu olarak gösterimini anlatıyor. Ben çok özür dilerim. Şu ayarı da Boğaz Harbi'den bahsediyordum. Tekrar devam edeyim. Boğaz Harbi, Çanakkale Savaşı'nın 3 boyutlu bilgisayar oyunuydu. 2008 yılında başladı. Hala devam ediyor geliştirmeye. 2011 yılında teknik girişim sermayesi desteği aldı. Ve artık yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Güzel şeyler çıkmaya başladı ortaya. Bunun dışında artık stüdyomuz mobil tarafa yöneldi. Yani bizim gibi küçük stüdyoların yapması gereken aslında yegane işlerden birisiydi. Bunu da Boğaz Harbi'de çok iyi gördük. Çünkü Boğaz Harbi çok büyük bir projeydi. Yani işte Call of Duty yapmak gibi bir şeydi aslında. Ve bunu bizi çok çok aşan bir şey olduğunu gördük ki bu da 5 seneye mal oldu bize. Eforumuzun çoğunu orada harcadık. Aslında baktığınız zaman şu anda çıkardığımız Hürriyet Kelime Oyunu diye bir iOS'a çıkardığımız oyun var ama hani onu da çok oyundan saymazsak herhangi bir oyun yok ama eğer Boğaz Harbi'yle uğraşmayıp bu taraflara yönelmiş olsaydık şu an herhalde bir 10 tane oyunumuz olurdu. 2 tane beta'yı çıkardık, bir tanesini yayınlamadık. Daha sonra şimdi işte yaz ayının sonuna kadar sonuna doğru bir beta daha çıkarmayı düşünüyoruz. Artık yani sona yaklaşmış beta olacak bu. Derken mobil tarafa yöneldik. Boğaz Harbi'nin aslında mobile yönlendirmek istiyoruz. iOS ve Android'le ilgilenmeye başladık. Gerçek anlamda. Bu Android tarafına ama çok daha fazla önem veriyoruz. Yani ne kadar iOS işte sektörde biraz daha şey olsa bile, yani baskın olsa bile o tarafa biz biraz daha önem veriyoruz. Şimdi yani Unity 3D ile Android tabanlı oyun geliştirmeye geçmeden önce ben size biraz aslında mobil oyunlar konusunda bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, mobil oyun kavramı dediğimiz zaman uygulamaların aslında %52'sinin oyun olduğunu görüyoruz. Yani mobil uygulamaların, şu anda bulunan bütün mobil uygulamaların %52'sinin oyunları oluşturuyor. %22'sinde sosyal ağlar oluşturuyor. 2011'de sadece mobil oyun geliştiren firma %56 iken 2012'de bu rakam %68'e çıkıyor. Yani gerçekten bir artış var, artık sektörde buna doğru ilerlemeye başladı. Yani EA, Ubisoft gibi büyük firmalar bile artık kendi bünyesinde mobil oyun geliştiren firmalarla çalışıyor. Ki zaten sektörde yavaş yavaş ona doğru kaymaya başlıyor. Oyunlar çıkıyorsa artık mutlaka mobile de büyük sürümleri çıkması gerekiyor. Mobil oyun sektörü 2010'a göre 20.5 kat artmış durumda arkadaşlar. Bu 20.5 kat artmanın getirdiği pazar büyüklüğü 2015'te 7.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yani bu kesinlikle bitmeyecek bir şey şu an için. Biz bu jenerasyonu başından yakalamış insanlarız. Yani siz de burada olduğunuz için siz de başından yakalamış insanlarsınız. Daha hiçbir şey geçmiş değil. Zaten
Ya Android tarafında da, iOS tarafında da baktığın zaman her gün çok şahane oyunlar çıkmıyor. Ya her gün mutlaka oynayacak bir oyun buluyorsunuz ama bunlar şey yapmıyor yani, doyurmuyor hala. Şimdi mobil cihazlarda geçirilen süre arkadaşlar %13'ü oyunları oluşturuyor. Şimdi bu mobil cihazlara tabii şeyler falan da katılıyor bunun içerisine. İşte telefon görüşmeleri, işte internete girmeler falan. Onlar da katılıyor. Bu %13'ün çok büyük bir oran olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de baktığınız zaman %13 ciddi bir oran. Günde toplam 130 milyon dakika insanlar oyun oynuyorlar mobil cihazlar üzerinden. Yani sadece bu işte iOS Android cihazlar üzerinden. Diğer işte PlayStation Vita'dır. İşte diğer cihazlarda bunlar yok. Oyuncuların %60'ı erkek. Tabii burada da baskın erkekler biraz. Yani 20-35 yaş arası %50'den fazla. Bu çok çok önemli bir istatistik aslında. Çünkü yani hedef kitlenizin aslında burada neye patladığı mal oluyor. İkisini topladığınız aslında %75 yapıyor. Yani siz hedeflediğiniz kitle 10 ile 35 yaş arası bir kitle olacak eğer bir işi yapıyorsanız. Ona göre iş yapmanız gerekiyor. Hedefi yani kitleyi şaşırdığınız zaman biraz işler sarpa sarabiliyor. Daha sonra şöyle bir grafiğimiz var. Yeterince görünüyor mu bilmiyorum. Newzoo diye bir araştırma şirketi var. O araştırma şirketinin yaptığı bir araştırma bu. Oyuncular ve para ödeyenler diye bir araştırma yani. Türkçe'ye öyle çevrilir. Şimdi Amerika'da arkadaşlar oyuncuların %56'sının para ödediğini görüyoruz buraya. Yani mobile bir şeyler harcıyorlar. Ama bunu artık ya bunun da kalıplaşmış bir gelir modeli oluştu. Freemium diye bir model oluştu. Bunun dışındaki gelir modelleri de var evet ama çok gerçekçi durmuyor artık. Mobilde buna göre yönlenmeye başladı. Freemium'un dışında çok fazla böyle gelir getirmesi biraz hayal oluyor. Böyle Shiringo falan yayınlamıyorsa sizin oyununuzu biraz zor tabii. Burada tabii oyun içi alışveriş giriyor. Oyun içi alışveriş girince de oyununuzu ona göre entegre etmeniz lazım. İşte oyun nedir? İşte bir kalıp, siz yazarsanız insanlar oynar oynar biter. Böyle bir şey değil artık insanlar şey değil işte karakterini geliştirmek falan. Yani belki size çok saçma geliyor olabilir ama işte sırf hani bir şey göstermek için bile 50-60 dolar ya bak işte pelerin ne güzel oldu falan demek için bile 50-60 dolar harcayan insanlar da var kesinlikle. Ve bunların sayesinde dönüyor aslında bu sektör. Çok sağ olsunlar yani. Şimdi en fazla gelir getiren 5 mobil oyun arkadaşlar. Amerika'da en fazla gelir getiren 5 mobil oyun ücretsiz dağıtmış. Daha sonra oyun içi paralar da gelmiş. Bugün baktığınız zaman aslında oynanan oyunların çoğu zaten ücretsiz oyunlar. Yani Angry Birds falan saymasak. Ama Angry Birds bile ücretsiz level yayınlıyor. İşte onun üzerinden. O da biraz tabii artık popülaritesini arttırdığı için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha sonra arkadaşlar burada şimdi Unity 3'lerin Unity 3'te tarafına artık girmek istiyoruz. Çok da fazla lafı uzatmadan size bir şeyler göstereyim istiyorum. Unity tarafında ne kadar hızlı oluyor bu iş? Unity tarafında neler yapabiliyoruz aslında onlara gireceğiz. Şimdi Unity motorunu duyanlar vardı aramızda. Unity ücretsiz bir motor arkadaşlar. Aslında ücretsiz sürümü de var. Lisans sürümü de var. Ama Android tarafıyla geliştirmek istiyorsanız bir ay üzerinde yani bir ay bir ücretsiz pro size deneme sürümü veriyorlar. Bakıyorsunuz güzel mi falan diye. Beğenirseniz ona göre devam ediyorsunuz. Zaten beğenirsiniz yani motor gayet güzel. Motorun en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. 8. Nisan'a kadar Android eklentisi demiş ama Nisan geçti. Evet. Şimdi PC, Mac, Web, Flash, iOS, Android, Xbox, PlayStation 3, Wii yani sizin isteyebileceğiniz her şeye export ediyor olmanız projenizi. Ya bu çok çok önemli bir şey. Mesela yaptığınız herhangi bir oyunu hem iOS'ta hem Android'de hem Web'de yayınlayabilmeniz için hiçbir engel yok. Bunun için de bazı işte texture compression olaylarını halletmeniz gerekiyor. Bu da çok çok sıkıntı durumlar değil zaten. Daha sonra 3 dile destek veriyor arkadaşlar. C#, JavaScript ve Go'ya destek veriyor. Go'yu duyan var mı lazım? Go, evet, bir kişi duymuş oldu. Yani Go biraz böyle arkada kalmış bir dil ama zaten C# ve JavaScript çok çok böyle iş
gören bir şey olduğu için bayağı yani sorununuzu çözüyor, her işinizi halledebiliyorsunuz. Şimdi bir denemeye geçelim arkadaşlar. Şimdi Unity'yi siz internetten indirdiniz de ücretsiz versiyonunu. Deneme projesi oluşturayım arkadaşlar. Burada mobil asetlerini koyayım, Skybox koyayım. Yeni bir proje oluşturayım. Şimdi dosyayı indirdiğinizde bir kurulum dosyası zaten kurduktan sonra Android'i çalıştırmanız için yapmanız gereken tek şey SDK'yı indirmek ve birazdan göstereceğim yerden SDK'nın klasörünü göstermek. Daha sonra işler o kadar basit indirgenmiş ki burada. Yani herhangi bir işte ayar yapmanıza gerek yok. iOS'ta öyle değil yalnız. iOS biraz insanı kök söktürüyor. Xcode'la falan uğraşmanız gerekiyor. O tarafta. Şimdi sahneye böyle basit bir yani basit bir şeyler yapalım. Sahneye bir play koyayım. Bunu da biraz büyüteyim şöyle. Yani Mac'te çalıştığınız zaman herhangi bir şeyde yani driver falan da kurmanız gerekiyor. Ama Windows'ta sanırım bazen driver kurmanız gerekebiliyor şeyle ilgili. Kullandığınız tabletle ilgili. Benim şu anda elimde bir Galaxy Tab var. P10. Bu Galaxy Tab'i çok yani aslında çok basit bir şekilde uygulama geliştirebilmek için kullanıyoruz. Ve yani yaptığımız hiç ekstra bir şey yok aslında burada. Unity bizim için bunu fazlasıyla hallediyor oluyor. Şurada iki tane başını seçerken standart asetlerini yüklerim Unity'nin. Şimdi burada hazır prefableri var. Bizim çok da fazla bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Siz çok net görebiliyor musunuz orayı? Ben buradan göremiyorum ama. Işıkları falan mı kapatsak? Ne yapsak? Evet. Işık kapatacak arkadaş yok galiba. Yazılar ne? Yani yazılar bekleyin. Tamam, o zaman yazıları da şu şekilde artık görmeye çalışacağız. Diyerek. Yani çok doğru. Şimdi yeni bir proje açtık aslında. Yaptığımız hiçbir şey yoktu. Sadece standart asetlerini girdik. Şimdi az önce söylemek istediğim Android'in SDK'sını yaptığımız yer şurası arkadaşlar. Unity'de preferences'a girdiğiniz zaman Windows'a da sanıyorum yine preferences'dan Windows menüsünde olabilir orada. Burada SDK'nın yerini gösteriyorsunuz sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Daha sonra uygulamayı açtıktan sonra uygulama bir PC yani Extend10 diye açılıyor. Yukarıda görüyorsunuz. Bu bir PC veya Mac uygulaması. Bunu Android'e çevirmeniz gerekiyor. Full Settings'ten Android'i seçiyorsunuz. Şimdi burada işte sizin lisans adınız şeyler var. Hangilerini geliştirmeyi bileceksiniz. Mesela X-Lens yok bizim bir şey yok lisansında ama bir şey var. Bize başvurdu falan diyor. Şimdi burada da bazı texture compression olayları var. İşte Snapdragon'a mı, Tegra 2'ye mi yani özel bir oyun yapıyorsunuz, ona özel bir texture compression istiyor musunuz? Onunla ilgili çok fazla kullanılacak durumlar değil bunlar. Otomatik deyip geçebiliyoruz. Çünkü sadece tek renkli cihazlara oyun çıkarmak yani o, bir oyun stüdyosunun gerçekten yani çok cesaretli bir işi olacaktır.
Devamlı mobility seçerim. Diğer seçenekleri de aktif hale getirelim. Daha sonra solar format, switch platformuna tıklıyoruz. Ve bizim texture'larımız bakın Android uyarladı ve yukarıda Android yazıyor. Artık bu Android tabanlı bir oyun oldu arkadaşlar. Her ne kadar şu an hiçbir şeye benzemese bile. Şimdi buraya bir tane ışık ekleyeyim ben. Şöyle çevireyim biraz şöyle. Sanırım bir de ayrılın olsun. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar oyuna şimdi bir tane FPS controller ekleyeceğim. Burada first person tilt controller ve first person controller var. Bunlar otomatik unit tarafından size sağlanmış asetler. Bunlarla herhangi birini buraya sürüklüyorum. Şimdi dual touch'larımız geldi bakın sol altta. Buralara şimdi imajlarını değiştirebilirim bunu. Mesela şu Jones'a buraya da aynı şekilde. Buradan Pixel Instant diye bir alandan bunun çözünürlüğünü ayarlayabilirim. Şu kare olmasının fayda var. Ve X-Y'de nerede durmasını istiyorsam buraya göre ayarlayabilirim. Şimdi sol tarafta şöyle bir de alan var arkadaşlar. Yani oyunu neyle deneyeceksiniz? Yani oyun aslında nasıl bir layout'a sahip olacak? Onu buradan ayarlamamız lazım. Yani geliştirirken işte texture'lar nerede duracak, bunları nasıl ayarlayacağım ona göre. Mesela burada çözünürlükleri görüyorsunuz. İşte bunlar aslında çok temel çözünürlükler. Android'de biraz o iş biraz karışık çözünürlük olayı. Ama burada biraz temel indirgemişler. İşte 480x320, işte tall and portrait gibi şeyler var. Tall wide iki seçenek. 480x800 var. Bizim tabletimiz 1024x600. Onu seçiyoruz. 1024x600'ü. Şimdi normalde büyük bir ekran olsaydı şöyle çektiğimizde falan onu ayarlayabilirdik ama çok büyük bir ekran olmadığı için. Şöyle göstereyim. Mesela şu şekilde seçtiğiniz zaman ya oyun bu şekilde olacak diye burada görebiliyorsunuz aslında. Yani Unity'nin bir de herhangi bir simülatör desteği de var. Bir simülatörle de çalıştıramıyorsunuz. Mecbur bir test cihazınızın olması lazım. Ki zaten simülatörle yani hiç test cihazı olmadan simülatörle uygulamayı yayınlayan çok az insan vardır diye düşünüyorum. En azından biz hiç öyle yapmıyoruz. Şimdi bu şekilde ayarlayacağız aslında. Başka da çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok ama ben biraz şuraya şey eklemek istiyorum. Bir tane fizik nasıl çalışıyor Unity'de onu göstermek için bir tane küp ekleyeceğim aslında. Çok basit. Şuraya. Bu küpe de bir fizik ekleyeceğim. Yani işin ne kadar basit olduğunu göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Fiziksel rigid body seçiyorum burada. Daha sonra sol tarafa geldi. Buradan altları falan ayarlayabiliyoruz. Siz orayı çok net görebiliyor musunuz? Şu anda şüphe verin bana ama. Okunabiliyor mu? Evet, okunamıyor. Yani ben bile okunamı göremiyorum ama benzer bir program olabilir diye. Efendim? Tamam, hepiniz buraya gelin yani. Zaten olur yani. Salon küçük. Şimdi bu fiziklik kutu rigid body'sini verdik. Artık Unity'nin içerisinde işler o kadar kolay ki. Hemen bunu set edip play'e bastığımızda kutu düşmeye başlayacak. Düşmezse çok üzülürüm yani. Bu kadar söyleyip de düşünmemizde. Default materyali var bunun. Yalnız kutuyu şu anda yeni topunu göremiyoruz değil mi? Play'e bastığınızda bakın düştü. Biz neredeyiz şu anda? Evet, ne zaman tarafa bakıyoruz? Şurada dönelim.
Evet, Box'ı gördük. Yani ben bunu görüyorum ama siz görebiliyor musunuz? Şurada şöyle bir şey var aslında. Şimdi onun materyalini bulup ya da oraya farklı bir materyal atıp ya size göstermeye çalışmam lazım. Skybox. Biraz daha sanki görünür oldu, değil mi? Biraz daha bir şeyler belli olur oldu. Küreye basıyorum. Ve o kutu aşağıya düştü. Evet, yani fizik bu kadar. Ya ben de bir şey yapayım. Aslında çok basit anlatıldı. Yani çok bir dakikalık bir şey. Ben yaklaşık iki buçuk sene Thor oyun motoruyla uğraşan birisi olduğum için. Yani bunun ceremesini çok iyi biliyorum. Önceyi böyle okulun zorluğunu falan çok iyi. Şimdi böyle anlatması falan çok şey geliyor. Ulan ne yaptın ki falan diyor olabilirsiniz ama harbiden bu bir şeydir yani. Bir şey gerçekten bu. Yani torku duyan var mı aranızda? Torku oyun olurdu. Evet. Duyan arkadaşlar bilirler. Hatta yani nasıl ille bir şey olduğunu torkun. Öyle olduğu için yani Unity burada çok çok daha böyle işi regüle edebiliyor. Şunu da bir kare yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Şu anda uygulamamız yani uygulama ne kadar buna oyun girersek artık bir oyun olmaya aday yani. Daha sonra işte burada bir kolajı ekleyip kendinize göre bir senaryo verip işte kutuları play'den aşağıya düşürme, onları ittirme gibi şeyler yapıp devam edebiliriz yani bu oyunu geliştirmeye. Ama çok fazla vaktimiz olacağını sanmıyorum burada şu an için. Şimdi oyunu device'a atmaya geldi sıra. Şimdi oyunu device'a atmadan önce bir player settings diye bir olay var. Zaten siz bu yıl settings'e girdiğiniz zaman bakın. Yani burada adamlar aslında bunu çok güzel tasarlamış. Şimdi ben hiç bilmeyen birisi olarak bunu ilk karşılığında şey dedim. Hani, buton ne arıyor? Yani biz programcılar veya işte geliştiriciler yani her şeyden merak olmak zorundayız biraz. İşte bu elma kafaya neden düştü falan diye. İşte bu buton niye var, bunu buraya niye koymuş falan diye hani oraya buraya tıklamak lazım. Ben de yani ilk açtığımda buraya tıkladığımda mesela player settings'i hemen koymuş adam oraya. Player settings aslında bizim uygulamamızın ayarlarıyla ilgili bir durum. Burada mesela resolution and presentation diye bir alanda uygulamanızın nasıl açılacağını gösteriyorsunuz. İşte portrait mi, landscape mi nasıl açılacağını gösteriyorsunuz. Burada biz yatay açılmasını istiyoruz oyunun. Oradan landscape'i seçiyoruz. Hiç okunmuyor ama arkadaş. Buradan öyle yaptım yani gerçekten. Hocam şimdi normalde süremiz doldu ama öyle tatilinde bir şey yok. Yani siz devam edebilirsiniz eğer sıkıntı yoksa. Yani öğle yemeği yerine Unity yemeği tercih eden olabilir o açıdan. Zaten ama şey yani ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani siz isteriniz gibi konfigür edin. Tamam. Ama normalde hani süremiz çıkmak isteyenler çıkabiliriz. Tamam. Zaten şey, hemen şu ayarları yapıp device'a atacağım. Ben yap sonra. Tamam. İkonlarını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani uygulamanızın ikonları nasıl olacak? Buraya zaten texture'ı sol tarafını tutup oraya sürüklemek kadar kolay bu. Unity değiştirebiliyorsunuz. Splash image'ini belirliyorsunuz bu açılış ekranında. Bu yani Unity'de Pro lisansı da olması lazım açılış değiştirebilmeniz için. Pro lisansınız yoksa, şimdi Pro lisans onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ay ücretsiz dedim ama bir aydan sonra da $400 ücret ödeyerek Android kullanmaya başlarsınız. Sadece işte bir splash screen'de Unity görünüyor. O da görünsün. Yani çok da sıkıntı değil bence. Yani çünkü Unity göründükten sonra siz kendiniz bir splash screen daha yapın. Orada kendi logonuzu gösterebilirsiniz sonuçta. Onu $400'a ulaşabiliyorsunuz ve free sürümünü kullanabiliyorsunuz. Yani toplam $400 aslında koskoca